Yandı kızım. Kütlüleri kurtarmak lazım. Hanımım, korktuğumuz başımıza geldi. Kütlüler. Evet, hadi tarlaları, ırgatları, yanaşmaları yollayın. Kütlüleri kurtarsınlar çabuk. Hadi Yasin. Mahvoldum. Kemal. Mahvoldum. Güllü. Hemen pes etmek olmaz. Başka bir yol bulacağız parayı ödemek için. Güllü, onca toprağım var. Onları satışa çıkarsak? Toprakları satamam Kemal. Zaten vakit de yok. Eğer toprakları satarsam ne fabrikaya faydası olur ne çiftliğe. O toprakları korumam lazım. Muzaffer Ali'nin onlar. Benim vazifem bu. Bir şeyler yapmamız lazım. Bu kütleleri kurtarmamız lazım. Kemal, ne olursun bir şeyler yap. Güllü. Ben tarlaya gidiyorum. Belki yardımım dokunur. Güllüm, hadi kızım gir içeri. Üşüyeceksin, hasta olacaksın. Hadi kızım, hadi Güllüm. Aman, tavan sel götürüyor vallahi. Ama yağmur berekettir, değil mi? Öyle deme bacım. Bu yağmur kötü oldu. O niye ki? Niyesi mi var bacım? Yağmuru yiyen kütlülere ne olur biliyor musun? Ne olur, ver ben yapayım, sen yorulma. Sağ olasın. Gozaya yapışır, bütün pamuklar telef olur. Ha, ondan Cemşir, Cemşir Efendi telaşlı çıktıydı. He. Bütün senenin mahsulu tarladı. Vallahi ıslanırsa hanım mahvolur. Onca pamuk ziyan olur yani ha? He. Tabii. Cemşir Efendi kurtaramazsa pamuklar hanımın elinde kalır. Kadıncağız da borcunu ödeyemez. Aman Allah korusun. Allah korusun ya. Ay bir başına kaldı. Kurtarabiliriz mi kütlüleri? Anca bu kadarını kurtarabildik kızım. Ne olacak şimdi? Yetmez. Çiftliği kaybedeceğim. Oğluma verdiğim sözü tutamadım. Muzaffer'e verdiğim sözü tutamadım. Thank you.
Gel. Kızım, bu sana gelmiş. Çiftliği satışa çıkartmış. İhale çarşamba günüymüş. Güllü, kızım. Söyle ana. Bu kadar sıkma kendini. Hayırlısı neyse o olur. Belki iyi biri alır çiftliği ha? Ne fark eder ana? Belki çıkarmaz bize buradan. Ha evet. Bak bunu hiç düşünememiştim. Belki çıkarmaz. Kira verip otururuz ha? He ya. Hiçbir şey değişmez o vakit. Sonra da ben işleri toparlayınca yolunu bulup geri alırım belki çiftliğe. Ha şöyle. Gülsün yüzün açık. Çıkmadık candan umut kesilmezmiş. Değil mi kızım? Halide Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Avukat Bey, ben boşanmak istiyorum. Size dilekçemi getirdim. Demek fikrinizi değiştirdiniz. Evet. Bu arada mahkeme süresince burada olamayacağım. Adana'dan ayrılıyorum. Adres değişikliğini ben size bildiririm. Tabii. Siz de mahkeme sonuçlanınca bana haber verirsiniz. Peki. Hayır. Doğrusu ben de çok şaşırdım. Serap Hanım'ın maddi durumunun kötü olduğunu duymuştum. Ancak bu kadar vahim olduğunu bilmiyordum. Çıkartırma bugünmüş. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.